Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu. Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Minik, bugün bana ne soracaksın? Bu babamın zamansız yeme isteğini. Ani acıkıyor vesaire mi demiştin bana? Evet, aynen öyle. Son 6 ay içerisinde kan tahlili yaptırdı mı? Yaptırdı sanırım ama bakmadım. Evet, bence yaptırmadıysa kesin bir yaptırsın. Çünkü insülin direnci veya şeker hastalığı olabilir. Peki bunlar için nasıl beslenmeli? Gel ben sana bunu anlatayım. Şimdi öncelikle baba üzerinden örnek verelim. Sabah 7'de kalktı. Bak, mutlaka bir saat içinde bir kahvaltısını yapsın. Çünkü kan şeker seviyesi birden düşebilir ve hipoglisemiye girebilir. Hipoglisemiye girerse böyle el ayak titremesi, sinir bozukluğu, dil damak kuruması ve bir sonraki öğüne çok yüklenme isteği yaşayabilir. Yani normalde baba bir yumurta yiyecekken iki yumurta yer, işte iki dilim ekmek yiyecekken üç dilim ekmek yer. O yüzden şeker hastaları için öğün saatleri çok aşırı derecede önemlidir. Kalktıktan bir saat sonra bir kahvaltısını yaptı. Bu kahvaltıda kesinlikle proteinini de aldı, yağını da aldı. Çünkü bunlar aşırı derecede tokluk hissiyatı verir. Gelelim en önemli şeye, karbonhidrat. Buradaki karbonhidratı da kesinlikle beyaz ekmekten almadı. Tam tahıl, tam buğday gibi ekmeklerden alacak. Çünkü bunlar babanın kan şeker seviyesini daha yavaş yükseltecek ve daha yavaş düşürecek. Bu da babanı uzun süre tok tutacak demektir. Sonra sabah kahvaltısını saat 8'de yaptı, örnek veriyoruz. Tamam, öğle yemeği 1'de. Babam benim 1'e kadar aç mı beklesin? Nasıl duracak o adam 1'e kadar aç? Şeker hastalarına tavsiyem. Aralara mutlaka bir ara öğün ekleyin arkadaşlar. Bu ara öğünü eklemenizin amacı sizi böyle yani sıkı sıkı doyurması değildir. Düşen kan şeker seviyenizi dengelemek ve bir sonraki öğüne daha rahat gidebilmenizdir. Atıyorum 11 gibi bir ara öğün yaptı. Burada meyvesini yedi, cevizini, bademini, fındığını yedi gibi. Öğle yemeğine geldi. Öğle yemeğinde de, akşam yemeğinde de fark etmez. Kesinlikle protein alacak, yağını alacak ve geldik yine karbonhidrata. Bu adam karbonhidratı nereden alacak? Karbonhidratını yulaftan alabilir. Karbonhidratını kuru baklagilden alabilir. Karbonhidratını bulgur pilavından alabilir. Yani birçok karbonhidrat miktarı var. Buradaki seviye de çok önemli tabii ki. Bunu da yaptı. Gelelim babanın en son saat kaçta beslenmesine. Şeker hastası ya bu adam. Mesela baban kaçta uyuyor minik senin? 10-11. 10-11. Mesela babana benim naizane tavsiyem. Şimdi bir de şöyle bir şey kavram var ya. 6'dan sonra yemek yemeyeceksin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu adam 6'da ise uyuyana kadar kan şeker seviyesi düşer ve perişan olur. Babana tavsiyem saat 9 gibi, 9.30 gibi. Yani yatmadan 1 saat, 1.5 saat öncesinde kesinlikle bir ara öğün yapsın. Bak, mideyi de tamamen doldurmasın. Bu da reflüye gastrite sebebiyet verir. Sadece kan şeker seviyesini dengelesin ve sabaha kadar mışıl mışıl uyusun. Kısacası şuna geliyorum. Kan şeker seviyesinin segregasyonunda bir bozukluk olursa gün içerisinde toparlayamayabilir. O yüzden genel olarak dengeli bir şekilde götürmemiz lazım. Bir ipucu vereyim mi sana minik? Lütfen. Kan şeker seviyenizin hızlı yükselmesini istemiyorsanız besinleri çok sıcak tüketmeyin mesela. Örnek veriyorum, patates. Patates zaten kan şeker seviyesini yükseltiyor. Bir de sıcak bir patates yersen kan şeker seviyesini daha da yükseltirsin. O yüzden tükettiğiniz besinleri de böyle ılık orta gibi tüketirseniz çok daha faydalı olacaktır. Sadece basit bir ipucu vermek istedim. Çok teşekkür ederim ya, çok sağ ol. Rica ederim. Babaya geçmiş olsun dileklerimi ilet lütfen. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.